MSNBC Kanal 2000 ekranlarından hepinize sevgiler, saygılar değerli izleyicilerimiz. Adaylar Konuşuyor programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Kendisini bize anlatacak, projelerini, hedeflerini, amaçlarını seçmenleriyle paylaşacak. Sayın Hasan Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi Akdeniz Belediye Başkan Aday Adayı. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hasan Bey, isterseniz çalışmalarınıza geçmeden önce sizi bir kez daha, seçmenleriniz tanıyor ama tüm Mersin'in bir kez daha tanıması, hatırlaması için sizden dinleyelim. 1969 doğumluyum. İçel Tarsus, eski şey olarak İçel Tarsus nüfusuna kaydettim. Fakat sonradan Huzur Kent'in Akdeniz'e bağlanması sebebiyle Akdeniz nüfusuna kayıtlıyım. Bu yörenin çocuğuyum. Lise mezunuyum. Burada doğduk. Buralarda büyüdük. Turizmle uğraşmaktayım. Yani bu yöreyi tanıyan, bilen, bu yörenin yörüklerinden olan biriyim. Evet. Sanıyorum sağ çalışmasına başladınız. Aylar oldu diyebilirim. Aylar önce başladınız. Evet. Şu an kendi seçim bölgesindesiniz. Bir de geçtiğimiz günlerde seçmenlerinizle daha iyi diyalog kurabilmek açısından bir seçim ofisi de, irtibat ofisi de açtınız. Buradan seçmenlerinizle hayırlı olsun bu Allah arada. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Diyalog kurabiliyorsunuz, irtibat kurabiliyorsunuz. Evet. Projelerinize geçelim isterseniz. Olur. Ya da projelerinize geçmeden önce neden aday olma gereği hissettiniz? Çünkü Akdeniz bilindiği gibi çok zor bir ilçemiz. Evet. Neden zor? Hani yıllarca Mersin'in üvey evladı gibi bir muameleyle karşı karşıya kalmıştır. En az yatırımlar yapılmıştır. En az gelişmiştir. Çok göç almıştır. Sorunları, problemleri oldukça fazladır. Ve burada sorumluluk alan sizler gibi aday adayların gerçekten işi biraz zor. Diğer hani bir Mezitli ilçemizle Akdeniz ilçemizi kıyaslayamayız. Evet. Daha farklılıklar var, daha zorluklar var. Öncelikle neden aday olma gereği hissettiniz? Şimdi aynı söylediğiniz gibi Mersin'in en zor bölgesi Akdeniz. Hem doğulusu batılısı, her çeşit kültürün olduğu, her çeşit yapının olduğu bir yer. Burayı seçmemdeki sebep, zaten cevabını siz verdiniz, hizmetin gitmemesi, oradaki insanların hep unutulması, mağdur edilmesi, hizmetten faydalanamaması, bu beni gerçekten üzüyor. Ben de bu yörenin bir bireyi olarak, Akdeniz'in bir çocuğu olarak çok iyi görüp tespit eden biriyim. Sorunları biliyorum, sıkıntıları biliyorum. Yani bunları hep gözlemledim. Yıllardır yaşıyoruz. Benim bütün akrabalarım, eşim, dostum hepsi burada yaşıyor. Hepimizin ortak sorunu. Bunları çözmek adına, bu sahipsizliği bitirmek adına Milliyetçi Hareket Partisi'nin Akdeniz Belediye Başkan aday adayı oldum. Burayı da Allah'ın izniyle kazanacağımıza, oraya 3 ilali dikeceğimize inanıyorum. Kazanmak için bütün mücadelemi veriyorum. Peki, kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Tekrar projelerinize dönelim o halde. Hazırladığınız bir taslak da var. Evet. Bir çalışma programı, bir rapor da hazırlamışsınız bölgenin yapısına göre. Birinci sıraya teknoloji ve sanayi koymuşsunuz. Oradaki teknoloji ve sanayi konusundaki hedefleriniz, yapacağınız çalışmalar, bunların içeriği nedir? Teknolojiyi koymamdaki, ilk sayfaya koymamdaki sebep buranın en çok ihtiyacının olduğu bu. Yöreyi iyi tanıyıp sorunları tespit ettiğinizde en büyük sorun işsizlik. İşsizlik o kadar büyük bir yara haline gelmiş ki artık neredeyse insanlar ümidini yitirmiş, çocukları işsiz, gençleri işsiz, babalar işsiz. Bu da çok zor bir olay. İlk yapılması gereken, çözülmesi gerekenin bu olduğuna inandım. Bu olduğuna inanıyorum.
O yüzden de en iddialı projemi buradan bu bölgede uygun 100 hektarlık bir alan bulunduğu takdirde katma değeri yüksek ihtisas sanayi kurmak gerektiğine karar verdim. Bunu da kurduğumuz zaman halkımızın anlayabileceği dilden anlatayım. 5500 tane iş istihdamı demek. Yani Büyükşehir Belediyesi bugün, Mersin Büyükşehir Belediyesi 6000 insan çalıştırıyor. Demek ki bir büyükşehir belediyesi kadar insan çalıştıracağız burada. Bu da çok büyük ve güzel bir proje. Evet. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Çok fazla akademik dil kullanmak istemiyorsunuz. Evet. Bununla evet. ilgili sizinle hemen bir paylaşmak istiyorum. Ya benim bir çalışmam vardı. Hani böyle kırsal kesme falan gittiğiniz zaman oradaki insanlar siyasetçileri işte çıkıp televizyonlarda konuşurlar, bir şeyler anlatırlar. Yaptığımız görüşmeler neticesinde anlayamadıklarını söylediler. Yani işte oradan da tam da böyle tesadüf televizyonda birisi ekonomiyle ilgili bir şey anlatıyor. Ya dedi bak, kızım bak dedi şimdi bu bir şey anlatıyor ama ben anlamayayım dedi böyle kendi hivesiyle. Ondan sonra gördük ki yaptığımız böyle o çalışmalar neticesinde kırsal kesimdeki İnsanlar zaten yani hepsi doktor, mühendis, avukat değil ki o dili anlasınlar. Ve yayına girmeden önce sizin de bu konuda hassas olduğunuzu anlamış oldum. Çünkü halkın anlayacağı dilde kazanmanın dönüşümü. Ben yürü çocuğuyum. Evet. Benim anlattığımı anlarlar ya. Dönüşümü anca öyle gerçekleşir. Evet. Onun diliyle, onun anlayacağı şekilde bu noktada çok fazla akademik dil kullanmamaya dikkat ediyorsunuz. Kullanmak da istemiyorum. Nihayet yani böyle düşünen bir siyasetçiyle de karşılaştık. Beni dinleyen herkesin beni anlaması lazım. Evet. Yani demeli ki bu adam bunu anlatıyor. Ha bunları yapacak. Yani bir de en önemli şey ben şunu istemiyorum. Hani siyasilerin hepsini demiyorum ama bir kısmı işte seçim yaklaşır, şunu yapacağız, bunu yapacağız, onu yapacağız, vaatler sonra hiçbir şey yok. O koltuğa oturursa da inanın çoğu kişi böyle siyasilerde var. Hemen unutup, seçmenini unutup, geldiği yeri unutup o makama koltuğa yapışıyor. Örnekleri çok. Görüyoruz. Evet. Ben öyle bir siyasetçi olmak istemiyorum. Evet. Yani hazırladığınız, seçmeninize sunduğunuz projelerin bunu dünkü programımızda da Adaylar Konuşuyor programında da çok sık dile getirdik. Uygulanabilirliğinin olmasına dikkat ediyorsunuz. Tabii. Yani seçmeni yanıltan, onları aldatan uzak durulması gerektiğini. Evet. Çünkü zaten onu yapanlar da görüyorsunuz yani sonunda hüsrana uğruyor. Uğruyorlar. Evet, evet. Biz bu konuda hep seçmeni de uyarıyoruz programlarımızda. Hani lütfen araştırın. Size büyük görevler düşüyor. Tabii, bu anlamda büyük görevler yani düşüyor. Size söylenen şey yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunu bir öğrenin yani araştırın tabii. diyoruz. Şimdi ben diyorum ihtisas sanayi kuracağım. Evet. 100 hektarlık alana. Nasıl bir ihtisas sanayi? Evet. Kimleri davet edeceğiz? Bunlar hep önemli. Biz %30'unu yazılımcılara ayıracağız. Gerçekten yazılımcılar yer arıyor. Mersin'imiz o kadar güzel bir yer ki. Coğrafyası, iklimi, ulaşımı, limanı, denizi her şey çok güzel. Çok ne güzel. Ne ekseniz meyve, sebze pışkırıyor yani. Ben şunu görüyorum. Türkiye'nin birçok yerinde biraz fazla gezen bir insanım. O kadar kırsal yerlerde bile geliştiriyorlar, mücadele ediyorlar. Bizim elimizde cennet gibi bir yer var ama biz gereğini yapmıyoruz yani. Evet, teknolojiyle ilgili vereceğiniz başka bilgi yoksa ben ikinci başlığa geçeyim. Olur, olur. Kültür varlıklarını koruma demişsiniz. Evet, evet. Bu da özellikle Akdeniz bölgesinde ciddi bir sorun. Çünkü eski Mersin dediğimiz o eski yapıların eski evler, eski işte devlet kurumları hep o bölgededir. Evet. Ve bunların tekrar bir restorasyonun yapılması, korunması, gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Ve turizme açılması bölgeye çok katkı sağlayacak. Aynı düşüncedeyim sizle. Bunun örnekleri var. Bey Pazarı'nda var, Ankara'nın merkezinde var. Yani bu eski evleri restorasyon Safranbolu'da var. Orada köyler var Safranbolu'da. Bunlar bu evler restorasyonu yapıldığında
kullanılabilir hale güzel bir şekilde yapılıp geldiğinde inanın insanlar gezmeye geliyor, turizm, yerli turizm dediğimiz hareketleniyor. Hem gelir getiriyor, iş sahaları oluşuyor, işsizliğe faydası oluyor, ekonomisi düzeliyor insanlar. Evet. Bu da insanları mutlu eder tabii yani. Tabii kent ekonomisine ciddi katkısı vardır. Tabii. Mesela bu değerleri koruyan illerde hani biliyorsunuz dizi sektörü de hani dünyada ikinci sıradayız. Evet. Dizi sektöründe ülkemize çok ciddi bir katkı sağlıyor bu da. Bu evler korunarak bu sektöre de hizmet veriyor. Diğer iller bunu yapıyor. Çok ciddi gelir elde ediyor. O bölgenin halkı bundan kalkınıyor. Çünkü turizmi, iç turizmi tetikliyor. Evet, evet. İnsanlar gelip orada neredeyse hani kuyruğa giriyor bir resim çektirmek için falan. Tabii. Ücretli bakın, resim çektiriyor. Bakın, yani bu noktada bu çok ben size yerinde bir örneğini bir proje, vereyim. Evet. Bir örneğini vereyim. Fransa Lyon'a bir gezme imkanım oldu. Geziyorum. Belediye otobüsü dediğimiz bizim otobüslerimiz var ya, iki katlı otobüsleri var. 40 euro ödüyorsunuz. Sadece tarihi yerlerinin önünden geçiyor otobüs. Bir kişi 40 euro ödüyor ve otobüsler tarihi, işte burası bu, bu bina bu, bu gezdiriyor. Bir saat sürmüyor böyle bir gezi, 40 euro. Neden bizim Mersin'imizde bunlar olmaz? Neden Akdeniz'de olmasın? Evet, yani gerçekten bu tip değerlerimizi, varlıklarımızı hem hani korumalıyız. Bugünü hani bugünün ekonomisine katkıda bulunmak için artı hem korumak de için gelecek nesillere bırakabilmek için. Açısından çok önemli. Çok önemli diyoruz. Evet. Enerji konusunda da projeniz var. Enerji konusunda da Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından biri. Bu kitabımda da yine bahsettim. Enerji sistemleri kurarak enerjimizi kendimiz üretmeliyiz. Bu, burada enerjiden kastınız güneş enerjisi. Evet, evet. Güneş enerjisi hani derken yenilenebilir enerji sadece kaynakları. Sadece sıcak su olarak düşünmeyin. Kullandığı elektriği biz bunları bu güneş enerji sistemlerini kurarak insanların elektrik masrafının kurtulmasını sağlayacağız. Şimdi zengin insanlar için elektrik, su parası, telefon parası şu bu çok önemli değil. Ama orta gelirli, fakir insanlar için inanın, inanın maaşını aldığında diyor ki işte şu kadar elektrik parası, şu kadar su parası, şu kadar telefon parası çok önemli. Bu yüklerin hafiflediğinde küçük gibi görükebilir ama aslında büyük işler. Tabii çok önemli. Bir de hani bunları yaptığınız zaman kendi kendini amorti eden bir sistemdir. Tabii, tabii. Hani o paneller kuruluyor, belli bir maliyeti var bunların. Ama sanıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam bir yıl kadar içinde kendini amorti ediyor. Hayır. Daha sonra da kâra geçmiş çok oluyor. Çok güzel bilgi sahibi olmuşsunuz. Çok iyi. Evet. Bunu evlerde de mi uygulayacaksınız? Sadece Akdeniz içerisindeki o bölgedeki bütün iş yerlerinde. Akdeniz'de bütün her yerde uygulanabilir biliyor musunuz? Yani evler, iş yerleri ve Akdeniz arazi olarak Mersin aslında en küçük bölgesi. Çok büyük bir bölge değil. Ama hizmette en az hizmet alan bölge Akdeniz. Evet maalesef öyle. Bunda da tabii yanlış bir diğer arkadaşlarımızı karalamak adına konuşmak istemiyorum ama hizmet vermediler, unuttular, halkı unuttular. Gerekli hizmeti vermediler. Amaçları, gayeleri başkaydı. Biz inşallah, inşallah bütün vatandaşımızı kucaklayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin nasıl belediyecilik anlayışı olduğunu göstereceğiz. Biz bir davanın neferiyiz. Yani bizim yanlış belediyecilik yapma gibi bir şansımız yok. Biz doğru belediyeciliği, doğru hizmeti yapmak zorundayız. Çalışmak zorundayız. Yani belki zamanımız, günümüz yani normal bir belediye başkanı 10 saat çalışıyorsa biz 15 saat çalışacağız. Geri gelecek uyumamamız gerekiyorsa uyumayacağız. Ki bugün rahmetli Önkuzu şehidimizin yıl dönümüydü. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Bugün il başkanımız Zeynel Uğur Gölgeli'nin bir programı vardı onun için düzenlediği. Oradaydık, sabah namazında oradaydık, çorbamızı içtik, duamızı ettik. Allah çok şükür eylesin. Geldik. Yani şunu, bunu da şu anlamda söyledim. Gece 3'te de yatsak 5'te kalkacağız, 7'de kalkacağız ama işimizi,
yapacağız, çalışacağız, başarılı olacağız. Bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı ben bu işi yapamıyorum deme gibi şansı yok. Ben başaramadım deme şansı yok. Gelecek, çalışacak, yapacak. Evet. Zaten dememeli de, çünkü evet, aday oluyorsanız buna, bunları göze alarak aday olmuştur. Ama çok, olduktan sonra da bunları yapmak çok zorunda. Çok örneklerini gördük. Evet. Aday oldular, başkan oldular, hı-hı, çalışmadılar, yattılar. Yani biz Milliyetçi Hareket Partisi'ne böyle her bir durum şey yok. Koltuğa oturana kadar değil diyorsunuz. Biz de tabii. Şimdi az önce hani kısaca paydaşlara da değindiniz ama ben onu ayrı bir başlık açacağım. Tarım. Tarım. Tarım bölgenin i̇şte en büyük tam yaramız. Hani Mersin'e çok ciddi ihtiyacını karşılayan, sadece Mersin'in değil buradan Türkiye'ye giden tarım ürünleri var. Hı hı. Ama o noktada bölgenin, yani halkının büyük bir kesimi tarımla uğraşıyor ama ciddi sorunları var. Bu noktada sizlerden şimdi, çok ciddi destek almak zorundalar. Evet. Onlara yönelik, onların tarımı yönelik projeler olmalı, evet, bilgilendirmeliyiz. Sürdürülebilir hale getirmesi yani, için insanların yerel yönetimlerden çok ciddi destek almaları gerekiyor. Ama şu an ciddi bir sorun o evet, bölgedeki tarım. Bölgeyi ve tarımını, oradaki tarımı şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? Başta da söyledik ya, ben dedim Yörük çocuğuyum. Köselerli köyündenim, Zurkent'tenim. Bizim Yörük'üz ama hayvancılık yapma yıllar önce bitti. Ben çocuktum, 40 sene önce biz biber, domates, patlıcan, sebze, zamanla seracılık başladı. Şimdi eğer insanlar yani iyi araştırırsa, bakarsa çiftçinin ne durumda olduğunu görür. Biber ekiyorlar, para etmiyor, patlıcan, domates, şu bu ve perişan durumdalar. Borçlarını ödedikleri zaman çok mutlu oluyorlar. Bu sene diyorlar borcumuzu ödedik. Yani bu kârı geçmeyi bir şurada bırakalım, borcu tabii, ödedik. Tabii. Çok üzücü bir arkadaşım var. 275 milyar bu sene biberden zarar ettim dedi. Bir evim, bir arabam var, satarsam da kapatamıyorum dedi. Bu sene para kazanmadığı gibi evin arabasını satsa borcunu ödeyemiyor. Ne kadar üzücü bir durum. Peki belediye burada nasıl ne devreye girmeli? Tabii. Evet. Şimdi çiftçilikte biz şu anda tek düze gidiyoruz. Yani ektiğimiz belli, para ederse diye ümitle ürününü topluyor. İnşallah diyor para eder. Bütün şeyi, sistemi bu. Bu yanlış. Neden yanlış? Akdeniz bölgesinde herkes biber, herkes patlıcan, herkes domates ekerse bu mutlu etmiyor. Ekonomik anlamda mutlu etmiyor. Onun için çeşitli ürünlere girmemiz gerekiyor. Bunda da nasıl ürünler? Yine Uzak Doğu gezilerimde ben tüm Uzak Doğu'yu komple gezdim. Orada gördüğüm meyveler var. Mangosu var, riçisi var. İşte mesela Kazanlı bölgesinde bir arkadaşımız ejder meyvesi dediğimiz bir meyve ekti. Evet. Çok güzeldi. Çok da gündeme geldi bu tabii, meyve. Tabii tabii. Çok da güzel ürün aldı. Şimdi Uzak Doğu getirisi çok tabii, fazla bir de evet. Uzak Doğu'nun iklimiyle bizim iklimimiz birbirine çok yakın. Yakın olduğu için oradaki ürünün %100'ünü yakalayamazsan da burada %90 yakalarsın. Ne yapmak lazım? Burada çeşitli bu ürünleri getirip ekip, dikip onları değişik ürünler yetiştirmeye teşvik ettiğimizde çiftçinin yüzü güler. Niye? Değişik meyveler para eder, değişik ürünler para eder. Herkes aynı ürünü yapmaz. Değişik değişik olur. Bu da verimli olur. Tabii bunu yaparken de hani buradaki çiftçilerin bilmediği bir meyve, hani bunun hangi koşullarda yetiştirilmesi, hangi koşullarda büyümesi, gelişmesi. Tabii. Bunların takibi de var. Bunun için de herhalde bir ön eğitim kursları da ziraat odalarıyla ortaklaşa yapmak lazım. Tabii bu Tarım Bakanlığı'nın, ilçe tarım müdürlükleri bunlarla koordineli olarak, onlarla bilgi alışverişinde bulunarak. Yani sadece ürünü yetiştirmek yetiyor mu? Yetmiyor. Bunu da pazarlamak lazım. Şu anda çiftçinin en büyük sorunu, çiftçi para kazanmıyor. Ama tüketici en pahalı şekilde yiyor. Neden? Arada tüccarlar dediğimiz insanlar, tabii komisyoncular parayı götürüyor. Yazık. Çiftçinin emeğine yazık. Ve bu komisyoncuların aradan çıkarılması, hani yerel yönetimlerden ziyade
bakanlığın görevi. Şimdi yani burada çıkarılsın bir hamle, demiyorum aradan. Hani, ama hakkını, orantısını düzgün neden alsın. Neden krize kronikleşti? Tabii. Neden soruna dönüştü? Hani bunu sürekli haber bültenlerinde de görüyoruz. Görüyoruz. Kuru soğandan görüyoruz evet, bugünlerde. Evet, bunlardan şikayetçi olunuyor. İşte aradaki aracılardan dolayı çiftçi kar edemiyor. Halk da alıp da ucuza alıp tüketemiyor. Peki buradaki bu aradaki kriz her neyse adı her neyse artık bu nasıl önlenebilir? Mesela siz bununla ilgili bir araştırmada yapıyor musunuz? Yani ben belediye başkanı olursam bu krizi şu şekilde çözeceğim. Direkt çiftçiden halka gidecek, tüketiciye gidecek. Derim. Ben bunu, ama şöyle bir durum var. Ben bugün şu anda adayım. Benim projelerim bana ait. Ben aday olduğumda elbette hepsini açıklayacağım. Ama şu anda açıklamam sıkıntılı. Yok, yani bunu dünkü adayımız da yaptı. Ben şu an dedi projelerimi söyleyeyim. Doğrusu ama içeriğini çok açıklamak istemiyorum çünkü bir başkası alıyor, bu benim gücüme gidiyor dedi. Çok haklısınız bu anlamda, hak veriyorum. Benim gücüme gitmiyor. Yani ben net söylüyorum ama da açılımlarını yapmıyorum. Siz yani, oluşturduysanız tabii, bunu bir başkasının alması başka biri hoş değil. Eğer arkadaşım belediye başkanı olursa o da emek versin. Hatta o zaman partisi dönemli bana desin ki ben Akdeniz'e hizmet etmek istiyorum. Hasan Bey gelin oturalım beraber bir şeyler üretelim, evet, ben varım. Evet. Partisi hiç önemli değil. Yeter ki Akdeniz'e hizmet olsun. Mesela yine bir örnek vereceğim. Bağlarbaşı bölgesini biliyor muyuz? Evet, bilirim. Evet. Bağlarbaşı'nın muhtarına da buradan selamımı iletiyorum Ali Bey'e. Ali Bey'in bir isyanına şahit oldum. Dedim bizim diyor incirimiz, siyah incirimiz var. Bu bölgede diyor en güzel incir bizim burada üretiliyor. İspanya'da çıkmadan bizde çıkıyor. Avrupa bayılıyor. Arap ülkeleri bayılıyor. Peki neden bundan gelir elde edemiyorsunuz diye sordum. Reklamımız yok dedi. Tanıtan yok dedi. Yani çiftçiliğin sadece boyutu ekip biçmek, üretmek değil. Projelendireceğiz, reklamlarını yapacağız, bağlantılar kuracağız, ürünlerini satmalarını sağlayacağız. Mesela şey dediniz az önce, Akdeniz bölgesinde özellikle işte Adanalıoğlu köyü, Kazanlı, Karaduvar bölgelerinde biber çok fazla yetiştiriliyor ve ellerinde kalıyor. Bu sene kaldı. Evet. Hepsi zarar etti. Peki bu kalma, hani ellerinde kalmaması için siz birinci başlıkta ne dedik? Teknoloji ve sanayi dedik. Evet. Burada bir fabrika kurulsa. 22 tane fabrika projem var. Fabrika bir tane demiyorum. Kurulsun, İlk fabrikayı Huzurkent'te kuruyorum. Bibere dönüştürülsün. Hani pul bibere kurutulup bibere dönüştürülsün. Salçaya dönüştürülsün. Bakın her şey biber domates de değil. Evet. Öyle bitkiler var ki aroma, ama yağ sanayilerinde istenilen, ilaç sanayide istenilen o kadar çok bitkiler var ki yani eczacılıkta, aromatik şeylerde kullanılan bitkiler var. Neden bunlara ekmiyoruz? Niye bunlara dönmüyoruz? Şimdi biber dedik, bir salça fabrikası olursa kimsenin biberi elinde kalmaz. Diyorlar ki işte belediyenin gücü ne falan. Ben belediyenin hiçbir gücünü kullanmak istemiyorum. Avrupa Birliği projelere hibe veriyor. Evet. 22 i̇şte tane budur. Fabrikaya 22 tane hibeyi alacağım. Buradan söz veriyorum. Bu 22 projeyi hayata geçireceğim. İşsiz kimseyi bırakmayacağım. Düşünsenize üreten çiftçi elinde kalmıyor. Borçlarını ödüyor. Hani bunları 4 kişiyle çarptınız, 4'er kişilik bir aile olduğunuz zaman o ailenin tüm maddi ihtiyaçları karşılanıyor, alışveriş yapıyor, esnafı kazandırıyor. Herkes mutlu oluyor. Yani işte bu böyle herkes, zincirin birer halkası. Üreten, harikası. Tüketen herkes mutlu oluyor. O yüzden fabrikalar üretmek, altını çizelim, üretmek şimdi çok önemli. İlk fabrikayı Huzurkent'te açıyorum dedim ama buna da inanın Huzurkent'te olduğum için falan değil. Huzurkent'in coğrafi yapısı ana yola çok yakın. Ulaşımı çok kolay. Oradaki bölgenin şartlarda uygun. İlk fabrikayı oradan açarak diğer bölgelere hangi fabrikaya uygunsa oraya onu açacağız. Yoksa şimdi diyorlar ki salça fabrikasından örnek verdik. Diğer fabrikaları söylemek istemiyorum. Az önceki konu gibi. Salça fabrikasını söyledik. Salça fabrikasını hibe aldık. Ki veriyor Avrupa Birliği. Araştırdım ben. Elazığ'da örneği var. Elazığ Belediyesi'nde örneği var. Aldılar yani. Salça fabrikasına hibe aldılar. Bunlar da emsal teşkil ediyor. Niye biz yapmayalım Akdeniz'de?
Fabrikamızı kurduk. E işte kurmak önemli değil. Üretim de var, o da önemli değil. Salça da yapıldı. E nasıl pazarlayacağız? Bir dakika ya. Biz Akdeniz'in belediye başkanı oluyoruz. Akdeniz bölgesindeki bütün restoranlara, bütün halka derim ki size özel bir fiyat. Bir indirimli. Lütfen belediyemizin satış yeri var. Buradan alın. Restoranlara da lütfen bizim bölgemizdesiniz. Bunu biz yapıyoruz. Ya da daha büyük firmalarla yapılan. Hijyen olduğunu biliyoruz, sağlıklı olduğunu biliyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Bizden alır mısınız? Yok. Alacaksınız. Lütfen. Alacaksınız. Niye? Bura gelişmeli. Bura kalkınmalı. Bu fabrikayı zaten kurduk ama. Zaten bu sistem kendiliğinden gelişir. Hiç yani şey yapmaya gerek bile kalmaz. Mesela salça konusunda. Hani Mersin'de çok büyük oranda biber üretiliyor. Ha, biber üzerinden gidelim diğer projelerinizi şey yapmamak adına. Burada biber yetişiyor. Çok da güzel kaliteli biber yetişiyor. Ama salça Mersin'e Antep'ten geliyor. Ne kadar enteresan değil mi? İşte çünkü fabrikalar orada. Evet, fabrikalar orada. Neden Mersin'de yok? Evet. Neden Mersin üretime geçemiyor, elinde kalıyor? Özellikle o saydığımız bölgelerdeki çiftçilerimiz hani perişan hale geliyor. Bu noktada evet üretim. Ben bununla ilgili bir şey daha diyebilir miyim? Tabii buyurun. Bu yani salça fabrikası çocuktum söyleniyordu. Açılması gerekiyor deniliyordu, biliyor musunuz? Evet. 40 yıl önce bile, 30 yıl önce bile söyleniyordu. Buraya İhtiyaç salça oldu. Fabrikası ol. 30 yıldır yapan olmadı. Yapmak lazım artık. Evet, evet. Biraz da az önce ismini söylediğimiz bölgeye geçelim. Karaduvar, Kazanlı. Buralar hani daha bir göz ardı edilmiş bölgeler. Akdeniz'in her tarafı. Bakın şimdi inanın. Her tarafı ama oralarda sanki daha bir ihmal çiftçilik edilmiş. Orada çiftçilik ağır bastığı için. Daha bir ötekileştirilmiş, daha bir böyle... sanki ellerinin tersiyle itilmiş gibi hani o bölgeye gidiyorsunuz ki turizme en çok katkı sağlayacak bölge o bölge. Tamam. Hani Karaduvar mesela bir işte balık restoranlarıyla şeyleriyle tüm Türkiye'de bilinir. Ama bunu bir türlü orada artıya çeviremezler. Yani Mersin içine sıkışmış, yani Mersin'de yaşayanlar gider orada balığını yer, rokasını yer. Ki orada eğer bu doğa değerlendirilse, çok güzel. Çok güzel turizm, oralar biraz geliştirilse, sahil kenarı bir de, yani hem kent turizmine, sadece Akdeniz ilçesine değil, Mersin turizmine ve o bölge halkına çok değerli katkılar sunacak bir bölgemiz. Doğru. O bölgeye biraz daha mı ağırlık şimdi vermek? O bölgeye, ya işte o bölgeye... haklısınız, orası da çok zor, burası da zor. Peki. Hani hepsine eşit ağırlık vermek lazım ama... biraz orası hani turizm noktasında öne çıkarmak elzem gibi geliyor. Yerleri değişelim. Evet. Ben size söyleyeyim. Siz misafir konuk olun. Akdeniz'de hangi bölge o durumda değil? İşte demin ben diyorum size. Ya orada zor, orada zor. Zor evet. Akdeniz'in şanssızlığı hiçbir tarafı, hiçbir yeri diyemeyiz ki burası çok güzel yapıldı. Gerçekten bura tamam oldu. Yani burası şehrin... sıra şurada diyemiyoruz. Diyelim. Yok ki öyle bir yer. Evet, gidin Şevket Sümer'e gidin. Çay, Çilek, Özgürlük, Karaca İlyas, aklınıza Yeni Pazar, hepsinin sıkıntısı var. En basit örneğini veriyorum, Yeni Mahalle. Yeni Mahalle muhtarıma da buradan saygılarımı iletiyorum. Çok da çalışkan, tatlı bir hanımefendi. Emek veriyor, uğraşıyor, mücadele ediyor. İyi bir muhtarımız var. Diyor ki başkan diyor, buradan diyor sanayiyi dışarıya çıkarmamız lazım. Doğru, güzel. Şehrin merkezinden çıkaralım. Daha önce yer tahsis edilmiş ama çıkışı sağlan. Ama çıkartırken de esnafımızı da üzmemeliyiz. Yani bu çıkacak gidecek esnaf, evet bu alan olur. Bu alanda biz yerleşirsek iş yaparız, para kazanırız demeli. Yani Akdeniz'in her tarafı şu anda hizmet bekliyor. Acil Akdeniz'in her de, tarafı çok zor durumda. Bunu da Allah'ın izniyle bir yerden başlayacağız. 5 yıl yeter mi? Yetmez. Yani bu zaman yeter mi? Yetmez. Ama söylediklerimizin %70'ini yapalım 5 yılda. Bir daha inanıyorum ki bu halk A mahallesi, B mahallesi, köyleri, kasabası dediğiniz yerler, Kazanlı, Karaduvar, Adanalıoğlu, ben bırakıyorum, başkanlık yapmayacağım desem beni bırakmayacaklar. Ben buna eminim. Yani ben gidiyorum.
Ben belediye başkanlarını bırakıyorum diyeyim. Hayır diyecekler. Sen yapacak. Çünkü hizmet almadılar. Evet. Yani maalesef yardım görmediler. Hep dışlandılar bu şekilde. Yine burada da seçmenin biraz daha esnek davranması lazım. Bu tüm belediye başkanları için geçerli. Hani projeler hazırlanıyor, tamam. Ama bunun uygulamaya geçmesi için de yerel yöneticilerimizin belli bir süreye ihtiyacı oluyor. Mesela hani şunu da görmüştük geçmişte. Kazanıyor belediye başkanı. Bir hafta sonra geliyorlar, diyorlar işte hadi şunu da yapacaktın ya, ne oldu falan. Şunu şöyle olacak. Vallahi desinler. O noktada yok yok, o biraz nokta. Hani şimdi mesela bir fabrikadan bahsettik. O tamam, fabrikayı da tutup iki ayda yapamayız. Tamam, ayda. Ama biraz esneklik de yok, gerekiyor. Yok, esnek olmasın al. Gerçekten gelsin sorsun ne oldu? Hani araziyi tahsis ettim. Çıkarayım belgemi, vatandaşa anlatayım. Ben tahsislerini yaptım. Temeli kazmaya başladım. Başlangıç olacak. Yine soruyorlar gelip. Bakın şu anda temel kazıyorum. Onlara göstererek, anlatarak. Yani ya kardeşim. Bunları halkla yapmak güzel. Tabii tabii. Yani düşünsene bir temel atıyorsunuz. Oraya tüm bu bölgenin halkını davet ediyorsunuz. O hani her fabrika bir umuttur halk için. O umudu, o coşkuyu, o bölgenin beraber halkıyla tabii, yaşamak tabii ne kadar bakın, güzel. Bakın ben tek başıma belediye başkanı olarak bir kazanırsam, Allah izin verirse, bir hiçim. Ekibimle, çalışan belediyedeki her fertle, çalışan her fertle beraber başarıya ulaşabilirim. Halkla el ele vereceğiz. Yeri gelecek beraber çalışacağız, beraber koşturacağız. Yani bu işi beraber başaracağız. Çünkü bu hizmetin sonuçta en son hizmet ortaya çıktığında faydası bu bölgeye, bu bölgenin insanlarına. O da büyük bir mutluluk olacak inşallah. İnşallah. Sosyal belediyeciliğe geçmeden önce bir paydaşlara geçelim. Tamam. Şimdi bölge bildiğimiz gibi birçok farklı yapının bir araya gelmesiyle, bunların büyük bir bölümü göçle gelen, bir kısmı yerli halk, evet, farklı kesimlerden oluşan, biz bunlara ne diyoruz? Mersin'imizin güzel renkleri. Evet. Mersin bu renkleri bir arada barındırıyor. İşte sizin bölgenizde de bu biraz daha yoğun. İşte belli bir kesim Mersin'in Arap dediğimiz kardeşlerimizden oluşuyor. Belli bir kesim Kürt kökenli kardeşlerimizden oluşuyor. Belli bir kesim yine Akdeniz'in yörüklerden oluşuyor. Bu farklı değerleri, bu güzel renkleri bir arada bunlara eşit şekilde yaklaşmak, hani seçmen, hepsini kucaklamak. Evet, seçmen davranışlarına baktığınız zaman hani bir güven duygusu bakın, isterler. Mesela hani hep bunu düşünürler. Acaba o partiden gelirse ne olur, şu partideniz ne olur. Bakın, biz dışlanır evet mıyız? Hizmet alır mıyız? Biz, bize eşit davranılır mı? Bizi gibi bir endişenin tabii, tabii, tabii oluşmaması için ne, ne diyeceksiniz? Tamam. Çok şanslıyım bu konuda. Neden çok şanslıyım? Hani söylediklerimi belki konuşuyor falan diyebilirdi insanlar ama bir örneği var. O da Hamit Tuna. Büyükşehir Belediye Başkan adayım. Ki kendisine de buradan saygı sevgilerimi iletiyorum. Hamit Tuna Başkan herkesi kucakladı. Bunu, evet, bunu her mahalle biliyor. Her mahalle biliyor. Herkese kapısı açık. Bana bir tane vatandaş bulun. Ben Hamit Tuna'ya telefon açtım, bana dönmedi. Ben telefon açtım, bana açmadı. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bak kesinlikle böyle bir şey yok. Herkese, herkese hizmet etti. Ki ben bir olaya şahit oldum. Allah rahmet eylesin, bir abla, Kevser abla diye bir bayan. Onu ev ziyaretinde konuşurken dedi ki, ben dedi Hamit Başkan'ı çok seviyorum. Neden abla dedim. Şimdi çağırsam gelir biliyor musun dedi. O zaman o tarihte anladım ki bir belediye başkanına halkın ulaşabilmesi, onu çağırabilmesi, onun yani bunu bilmesi bile çok güzel. Şu an Hamit Tuna Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ama inanın diyorum, inanın çok büyük bir patlama yaşayacak Büyükşehir. Çünkü herkes bunun farkında. Az önce saydığınız doğulusu, batılısı, evet, dini, dili, mezhebi, yani şey önemli değil, memleket önemli değil. Hamit Tuna hepsini yani kucaklamış. İnsan temelinde, tabii, insan temelinde değerlendirmek nerede lazım. Nerede cenaze evet var Hamit Tuna gitmiş, nerede düğün var gitmiş. Siz Hamit Tuna'yı burada model mi alıyorsunuz?
alıyorsunuz, örnek aynen, alıyorsunuz. Aynen, benim ve aynı sistemle, başkanım da abimdir, ben de onun evet, küçük modeliyim. Hı-hı. Öyle aynı görüyorum sistemde, kendimi. Aynı sistemde Akdeniz'de. Yapım gereği de öyleyim. Tüm bu saydığımız üç farklı etnik yapıyı kucaklayacağım diyorsunuz. Evet, evet. Aynen. Hı-hı. Bu şekilde. Çünkü dediğimiz gibi hani seçmenler de kendilerini güvende hissetmek isterler. Evet. Acaba o olursa biz hizmet alır mıyız? Veya şimdi, işte benim sokağımın aydınlatması olur mu? İşte buraya kaldırım yapılır mı? Yani bu endişeleri seçmene yaşatmamak lazım. Dediğimiz gibi insan temelinde değerlendirmek lazım. Şimdi, bu anlamda bence de, Hamit Tuna'dan örnek verdiniz. Hı hı. Eğer başarıya gitmek gerekiyorsa, evet, hedefleniyorsa, işte bunları aynı değer, aynı şey içinde toplamak lazım. Şevket Sümer Mahallesi'nde bir toplantı yaptım. Toplantıda insanlar işte belediyeye kızgındı. Hı hı. Kayyum atanmış. Çok kızgınlar. Niye? Buraya bu kadar izin verdi. 5 katlı bize izin vermedi. Dedim bir saniye. Bu konu çok hakim olduğum bir konu değil. Ama hemen araştırmak ve bakmak istiyorum sizin yanınızda. İşi bilen arkadaşlarla hemen diyalog kurdum. Onlara sordum. Dedim bu nedir? Yani ana cadde üzerindeki izinle aradaki izin farklı. Dedim ki bakın. Kat yoğunluğunu kastediyorsunuz. Tabii. He. Dedim ki bakın bu ana cadde üzerindekilere izin verilmiş. Siz ara sokakta olduğunuz için sizin izniniz bu kadar. Sonra bir tanesi kalktı dedi ki ya sana teşekkür ediyorum başkan falan. Ne oldu dedim. Sen işte bak buna izin vermiş buna vermemiş kayyum bunu yapıyor şöyle yapıyor diyebilirdin. Demedin bizi öğrenip bilgilendirdin. Hı hı. Dedim benim hiç kimseyle sorunum yok. Hı hı. Hiç kimsenin işiyle de işim yok. Ben kendim buraya geldiğimde doğru olan neyse, yapılması gereken neyse bunu yapmak için geliyorum. Hı hı. Bu yüzden de burada evet, Allah'ın izniyle güzel işler yapacağız. Yani eşitlik başarıya ulaşacağız. İlkesiyle tabii, herkese hakkaniyetli davranarak her bölgenin, her kesimin sorunlarına eşit yaklaşarak Akdeniz'i modern bir evet, kent haline getirmeyi hedefliyoruz. Tasarlıyoruz, hedefliyoruz. Hatta hı hı, bir de bir şey daha örnek verdik ya. Hı hı. Büyüğümüzden örneğimizi daha da büyütelim. Bu da bizim için bir onur kaynağı. Yani neden? Liderimiz Devlet Bahçeli. İnanın işte halkımız yeni yeni, çoğu yeni anladı diye düşünüyorum. Ne koltuk sevdalısı, ne makam sevdalısı. Hizmete bakıyor, çalışmaya bakıyor. Önce vatan. Onun için ne gerekiyorsa yapıyor, bunu da ispatladı. Cumhur İttifakı'nda olduğu hı-hı, gibi. Evet. Yani makam, mevki, koltuk hiç önemli evet, değildi. Biz de onların küçük örnekleri olacağız. Evet. Sosyal belediyecilik evet, diyelim. Sosyal belediyecilikte hedefleriniz nedir? Şimdi az önceki nasıl, anlattığımız gibi bu yerimizde, başka şeyler yerimizde var yani doğulusu, batılısı herkes hı-hı, mevcut. Çok geniş bir yelpazeye sahibiz. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Sıkıntıların, oradaki sıkıntıların ne olduğunu da sadece çiftçi, işte iş, ekonomi şu bu anlattık ama bunlar da değil. Hı hı. Uyuşturucu çok yaygın, şiddet hı hı, çok yaygın. Belediyecilik demek sadece kaldırım yapayım, yol yapayım, ben bu zihniyette de değilim. Benim her şeyle uğraşmam lazım. Halk da artık zaten bu noktada yeterince bilinçlendi. Hani İnşallah. Evet. İnşallah. Gerçekten halk artık bilinçlendi. Yani bir kaldırım yapmayı bir belediyecilikten saymıyor. Bir o sokak yüzden, temizlemeyle de tabii, iş bitmiyor. Yani evet, evet. Bizim o zaten asli görev olması gereken. Onun üzerine tabii, yöneticiler ne koyacak? Hı-hı. Onu görmek istiyor. Gençlerin kötü alışkanlıktan kurtulmalarını sağlamak. Gençlik merkezleri kurup gençlerin bir arada birbirleriyle diyaloglarının güzel olması, aktivitelerin iyi olması, herkesin sevdiği bir alan vardır. Siz masa tenisi seversiniz, ben boks severim, öbürü bilardo sever, biri futbol sever, biri basketbol. Herkesin sevdiği sosyal tesisleri İlgi alanda duydu, buluşulduğunda her çocuğun hani yetişirken, gençliğe doğru giderken içinde mutlaka bir yetenek tabii, vardır. Tabii. Şimdi bu yetenekleri onu ortaya çıkarmak lazım. Sizlere düşüyor. Tabii. Biz evet, onun için sivil toplum örgütleriyle çok çalışmamız gerekiyor. Sivil topluma geçmeden önce gençler hani dedik. Hı hı. Gençler biliyorsunuz artık bizim umutlarımız, yarınlarımız onun üzerinde her şeyimiz, biraz daha durmak her şeyimiz lazım. Gençler. Gençleri kötü alışkanlıklardan
çekip alabilmek için iki yöntem vardır. Bunu bizler değil, işin uzmanları söylüyor. Sanata ve spora yönlendirilmeleri evet, gerekiyor. Evet. Enerjilerini orada harcamaları evet, gerekiyor. Evet, farklı yeteneklerin ortaya çıkması için de bu gençlik merkezlerinin olması lazım. İşte spor alanları oluşturulması evet. lazım. Ama ben tüm adaylarımızdan, aday adaylarımızdan rica ediyorum. Lütfen bunu yaparken eğer kazanır o göreve gelirseniz lütfen diyorum orada o spor faaliyetleri için rakam konmasın. Hani aidattı bilmem neydi. Çünkü zaten bölgenin halkı yoksul, evet. sefalet içinde. Bir de o aidatlarla gençlerin önünü kesmemek lazım. Gençler gitsin. Hani zaten belli bir düzen içerisinde orada eğitim alıyorlar. Ama herhangi bir ücret de alınmasın. Ücret alan belediyeyi kınarım. Çok kötü kınarım ben yani. Ben bununla ilgili de bir örnek verebilir evet. miyim? Ankara Altın'da biliyor musunuz? Evet, Altın evet. Park diye bir yer var. Duydunuz mu? Ben o çok hani bilirim ama gitmedim. O Altın evet. Park'ta bir bölge var, alan. Hı-hı. Paten yapıyorlar, kayıyorlar gençler. Hı-hı. Gittiğinizde orada izliyorsunuz. Ben kızımı götürmüştüm. Hı-hı. Gitsin işte kaysın, öğrensin diye. Orada bir hoca tuttum. Diğer hocayla da sohbet etme imkanını buldum. Hı-hı. Dedim ki bakın şu sakallı genç ne kadar güzel dedim kayıyor. İşte böyle güzel hareketler yapıyor, tur takla atıyor, çok da başarılı yani kayıyor. Tekniğini tabii. De öğrenmiş, evet. Dedi evet, o hırsızdı dedi. Aa. Efendim dedim, şaşırdım. Hırsızdı dedi. Evlerden, işte arabalardan, genelde araba patlatan bir hırsızdı. Buraya geldiğinde biz buna paten öğretmeye başladık. Şimdi kayarak dedi, her şeyini bıraktı, burada hocalık yapıyor dedi. Sporla rehabilite edilmiş. Spor, evet. Orada para kazanıyor. Öğrencileri var, evet. onlara öğretiyor. Sonra birini gösterdi. Bu da cezaevinden çıktıktan sonra burada başladı dedi. 23 yaşındaydı buraya geldiğinde. Şu anda 30 yaşında dedi. 7 Hı-hı. yıldır burada hocalık yapıyor. O zaman gördüm ki sporun kötü alışkanlıklardan kurtardığının bir ispatıydı o. Evet, yani ve bu zaten bilimsel çalışmalarda bunu gösteriyor. Hani hem sanatın hem ben, sporun. Ben çok evet. üzülerek izledim bölgeyi, saydığınız bölgeyi. Hı hı. Kazanlı, Karaduvar, Adanalı, Huzurken, Köselerli, Bahşiş, Kulak. Gençleri ne yapıyor biliyor musunuz? Çok üzücü. Akşamları evet, sosyal faaliyetleri şu, ellerine biralar, içkiler, bunlarla bu olmaz ya. Yani. Gençlerimizi gerçekten dediğiniz gibi spora, onların yeteneklerini keşfederek yapmamız lazım, onları kazanmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Hı hı. Ama her şeyden önce bütün bunları yapabilmek için benim belediyeyi kazanmam lazım. evet, gelelim son birkaç dakikaya girdiğimizi söylüyor yönetmenim. Evet. O son birkaç dakikayı da kadınlarla alakalı bir şey konuşmadık. Bir kadınlarla şey alakalı var, kadınlarla. Ne yapacaksınız? Kadınlar bizim zaten her erkeğin hı hı. annesi kadındır, hı hı. kız kardeşi kadındır. Yani benim elinizi öper iki tane kızım var. Allah bağışlasın. Bizim değerlerimiz zaten onlar. Hı hı. Onlarla ilgili en büyük şeylerden biri. Var mı böyle bir proje? Kadına birincisi proje. Şiddetle ilgili. Hı hı. Yani işte bu projeleri anlatamıyoruz ki şu anda. Hep tek sıkıntımız o. Projelerimiz var. Ama şu an şunu değil. Yapacağız, bunu yapacağız, böyle yapacağız anlatamıyoruz. Hı hı. Aynı daha önceki arkadaşım kimse ona katılıyorum. Yani projeler çalınıyor. Ondan sonra diyor ki belki şöyle kabaca gidelim o zaman böyle çok detayına girmeden. Birincisi kadına şiddeti önleyeceğiz. En önemlisi. İkincisi onların tüketen değil üreten olduğunu göstereceğiz. Onların işe ihtiyacı var, çalışmaya, üretmeye ihtiyacı var. Bu da psikolojik olarak çok önemli. Kadınların kendine güvenmesini sağlayacağız. Yeniden daha cesur olmasını sağlayacağız. Üretime dahil edeceksiniz. Bu bölgede de bu sıkıntı var. Yani kadınlar çok affınıza sığınarak söylüyorum. Sanki ikinci sınıfmış gibi bir muamele var. Bunu da hep beraber o erkeklere anlatarak, onların beynine girerek, yani kadının değerini göstererek bunları yapacağız. Peki. Son olarak seçmenlerinize, kameranız bu. Nasıl bir seslenmek istersiniz? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Sadece şunu söylüyorum. Sadece şunu söylüyorum. Ama çok samimi olarak söylüyorum. Söz verip unutan siyasetçilerden olmayacağıma söz veriyorum. Buna da çok kararlıyım. Peki. Ne söylediysem yapacağım.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Konuğumuz ben teşekkür oldunuz. Ediyorum. Çok mutlu oldum. Beni kabul ettiğiniz için çok sağ olun. Sağ olun. İnşallah daha çok görüşeceğiz diye. İnşallah, inşallah. Buradan çıkınca da sağ çalışmanıza devam edeceksiniz. Kolaylıklar diliyoruz çok size. Çok sağ olun efendim. Evet, çok sevgili seyirciler, bugün de Adaylar Konuşuyor programının sonuna geldik. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Akdeniz Belediye Başkan aday adayı Sayın Hasan Çetin'i ağırladık. Kendisi bize düşüncelerini, yerel yönetimlerle ilgili yapması gerektiği çalışmalarını, projelerini, hedeflerini paylaştı, aktardı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın.